Sözü Azerbaycan Halk Demokratik Partisi'nin sahibi Erşen'in. Korrupsiyonlar, oğrular nazil olabilir. O hususu olarak
yalnız oğrulara mı vəzifə verir, yoxsa onun ətrafına kim gəlirsə oğruya çevrilir? Stadyonu doldurup Azerbaycan hakimiyetine mesaj verir ki 29 yıl bundan kabak bizler, bizim atalarımız o zaman Sovet İmperiyası'nın karşısında duruş getirip Azerbaycan'a azadlık getirmişik. İndi biz de buradan beyan edirik. 19 yanvarda buradan başlanan harekat mütlek ve mütlek halkımıza şahsi azadlıklarını kazandıracak. Biz mütlek bu rejimden azad olacağız. Aziz hemvetenler, aziz hemvetenler, sabah 20 yanvardır. Azerbaycan hükümeti her şey eləyir ki şehitler kıyabanlı xalqın üzünə qapatsın. Sabahları saat 3-də hamımız şehitler kıyabanında olacaq, olacaq mı? Sabah saat 3-də 10 minlərlə insanı şehitler kıyabanını ziyaretə dəvət edirəm. Biz hamımız orada olacağız. Bunu yadınızdan çıkmasın diye deyirəm. Mitingimiz hala devam edir. Hala sözümüz çoxdur. İndi isə növbəti addımlarımızla bağlı uca millətim. Baxın. Bu mitingin bu şəkildə keçirilməsi qətiyyən asan və təsadüfi olmuyor. Bu mitingin təşkilatçıları hal-hazırda həbsxanalardadır. Bunları demirəm. Bu mitingin təşkilatçıları dünəndən 100 nəfərə qədər adam saxlayıblar. O cümlədən mitingin rəsmi təşkilatçılarını saxlayıblar. Amma şükürlər olsun ki, o gün gəlib çatdı ki, artık mitingleri ayrı-ayrı təşkilatçılarına ihtiyaç yoxdur. Artık millet özü mitingin təşkilatçısı. Sağ olun. Biz her şeyi ettik ki Azerbaycan muhalefeti bir arada olsun. Siz gördünüz ki bugün sizin karşınızda Azerbaycan'daki real muhalefet güzellerinin temsilcileri bu tribunadan çıkış edebilir. Biz her şeyi eledik ki Azerbaycan muhalefeti bir olsun. İndi sizden de isteğimiz var. Gözünüz üstümüzde olsun. Bu birliği dağıtmak için çalışacaklar. Siz de bizlere nezaret edin ki bu birlik devamlı olsun ve bütün siyasetçilere hamsi bilsin ki halk bu birliği istiyor. Aziz hemvetenler, bizim bu mitingdeki talebimiz siyasi məhbuslar için azadlık talep etmekti. Oğurlanmış pullarımızın Azerbaycan'a kaytarılmasıdır. Ama burada gizli bir şey yoktu. Bizim hamımızın esas arzumuz, talebimiz Azerbaycan'ı bu sülale hakimiyetinden xilas etmekti.
guşelerini düşman taptağında yerinde şin saklayıp Azerbaycan ordusuna ayrılan puldan özüne servet toplayanların bu ülkeye rehberi yelmeye hakkı yoktur. Geçirdi. 15 yıldı ki diye elir ki Ali Başkomandandı ve bu 15 yılda bu Ali Başkomandan özünü elan etmiş şahsin orduya birce defa emir olup aprel dövüşleri zamanı müzeffer ordumuza dur deyip böyle bir adamın bize rehber olmanın hakkı yoktur. Azerbaycan halkının talebidir. İlham Əliyev de etrafı da bu millet eşitsin. Bu millet artık bu stadyona sığmış. Bu millet artık istifa edilir. Bu millet artık daha boş meydanlar edilir. Milletim, biz xilas olacağız. Ben sizi emin edirəm. Bizi kimse durdura bilmeyecek. Biz bu milletin xilası için bütün adımları atacağız. İndi açıq danışaq. Biz hələ 20 minik. Biz elə situasiya yaratmalıyıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti milletin üzərinə gəlməyə cəsarət eləməsin. Biz elə bir kütləvi yaratmalıyıq ki, elə bir kütləvi güc ortaya qoymalıyıq ki, kimsə bu millətin üzərinə gəlməyə cəsarət eləməsin. Ona görə də mən sizə deyirəm, əziz millətim, sizin qarşınızda söz verirəm. Bu millətin xilası üçün, bu rejimdən bu millətin xilası üçün lazım olan məqamda canımı da vermesem namerdem. Sizin en çetin məqamlarda, en məsuliyyətli məqamlarda yanınızda olacağım. Bilin, bilin, bunların karşısından kaçmak bizim kitabımızda yoktur. Hiç de ben kaçmayacağım bunların karşısından. Aranızda gençler bilmirler, gençler bilmirler ama orta yaşlılar yaxşı bilirler. Onun için bundan qabaq bu kadar insanla mən oturaq mitingi ilan elədim. 12 yaşlı evladımla, həyat yoldaşımla gəldim düşdüm aranıza. Alınmadı, çünkü az idi. İndi də mənim əziz balalarım, sizin o hissinizi başa düşürəm mən. Amma hələ azıq, hələ azıq. Baxın, indi mən sizə nə müraciət edirəm? Mən nə müraciət edirəm sizə? Baxın, biz kütləviliyimizə görə kütləvi olmalıyıq. Amma kütlə yox, xalq olmalıyıq. Bir-birimizə, bir-birimizə inanmalıyıq. İdarə olunmalıyıq.
ve kenardan da bütün dünyada görmelidir ki Azerbaycan halkı o üç renkli bayrağın altında sivilcesine idare olunan şekilde bir harekete başlayıp ve bu harekat galebeyle bitecek. Elbette ki biz mütlak azadlık meydanlara geleceğiz. Sizin karşınızda mesuliyet taşıram. Ben bu harekatın esir pik haddine çatmadan bu milletin kanını içmeye hazır olan adamlara hiçbir bahane verilmesine imkan verebilmem. Sizin burnunuz da kanamayacak. Biz garabiye bir şekilde gideceğiz. Bu 20 bin insan söz versin ki nöbeti mitingin teşkilatçısı olacak. Nöbeti mitingin teşkilatçısı olacak. Hazırsınız mı? Nöbeti mitingin teşkilatçılığını halk cephesinin, Milli Şura'nın, bize destek veren partilerin funksiyonerlerinin ötesine bırakmayan onlar hepsi olabilir. Ama siz deryasız, denizsiz, milletsiz, mağlup edilmezsiz. Nöbeti mitingin teşkilini size alabilir. Nöbeti hafta olasın. Nöbeti hafta 26 yanvarda biz buraya 40-50 binle gelmeliyiz. Biz buraya gelmeliyiz ki bakın biz burada 20 insan stadyona doluştuk. Stadyonun kenarında kalan bir neçe bin insana zor tedbir edip dağıttılar. Şimdi ben size diyorum ki nöbeti defa biz buraya gelmeliyiz ki bu kadar da insan çölde kalsın. Uca milletim, indi ise benden sonra bu mitingin getnamesi okunacak. Ama ben sizin hamınızdan söz almak istiyorum. Sabah saat 3'te Şehitler Xiyabanında, bir hafta sonra saat 3'te burada, ama iki defa artır adamla söz verirsin mi? Sizi emin ediyorum, siz ruhtan düşmeyin, bu enerjini başkalarına ötürün, başa salın ki bu kadar ezazil, gaddar hükümetten bir halkı kılas edemek sadece 20 bin iş olmalı değil, 50 bin, 100 bin olmalıyız, bu enerjini taşıyın.